Şimdi o zaman Ebru'cum, hastalık mevsimi malum çoktan geldi. Her üç kişiden ikisinin Covid olduğu bir günlerdeyiz neredeyse. Ya da bir yok, varyant var, virüs var. Var birçoğu var. Yani hocamıza hemen sormak istiyoruz. Profesör Doktor İftihar Köksal efendim bizlerle bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Ve son günlerde hepimizin yakasında olan korkuyla aman hastayım dokunma vesaire dediğimiz bu olayın iç yüzü nedir? Nasıl dikkat etmeliyiz? Neler bizi bekliyor? Günaydın. Günaydın sayın hocam, anlatınız lütfen. Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi maalesef şu günlerde COVID önde değil, influenza önde, yani grip virüsü önde. Çünkü bu grip sezonu dediğimiz sonbahardan kışa geçiş döneminde influenza ile COVID-19 adeta yarışır halde. Haftalık barometre gibi. Bir hafta COVID-19 vakalarında artış, bir dahaki hafta influenza vakalarında artış görüyoruz. Bu haftaya baktığımız zaman da özellikle influenza COVID-19'dan daha fazla olduğunu görüyoruz. Vakaların %75 civarı influenza, %25'i COVID-19 vakaları. Bunu erişkinler için söylüyorum. Çocuklarda işler biraz daha karışık. Çocuklarda bu iki virüsün yanı sıra RSV dediğimiz virüs ve son günlerde de rinovirüs dediğimiz nezle virüslerinin sayısının giderek arttığını görüyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, aslında baktığımızda COVID-19'dan daha karmaşık bir dönemdeyiz. Hani o salgının yaşandığı dönemden daha karmaşık bir dönemdeyiz. Çok daha fazla virüs solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilmekte içinde bulunduğumuz günler. Maalesef. Peki hocam, bu salgını ya da bu grip türlerini nasıl bertaraf ederiz, kendimizi nasıl koruyalım, ilk belirtiler nelerdir? Şimdi tabii ki çok güzel bir noktaya değindiniz. Bütün hastalıklarda önce korunma, sonra tedavi gelir. Korunmak daima hem hasta hayatı açısından, toplumsal açıdan çok daha önemlidir. Önce korunma. Bir kere gripin aşısı var. Bu sene vakaların bu kadar fazla görülmesinde aşı konusunda bizim sınıfta kaldığımızın bir göstergesi aslında. Aşısı özellikle risk gruplarında 65 yaş üzerinde ücretsiz olarak karşılanmasına rağmen doktor reçetesi ile aşıların yapılmadığını görüyoruz. Çünkü aşı yapılmış olsa hastalık ne bu kadar fazla görülür ne de bu kadar fazla insanı etkileyip hastaneye yatmasına neden olurdu. Hı hı. Diğer dikkat etmediğimiz bir nokta ise hani COVID-19 döneminde sokaktaki vatandaşlarla sizlerin röportajı sırasında bile çoğunluğun maskeli olduğunu görüyoruz. Evet. Maske terk edildi. Maskenin terk edilmesi de çünkü bütün solunum yolu virüslerinin bulaşması aynı. Vakaların bu kadar artmasındaki en önemli faktörlerden birisi de maskenin artık terk edilmiş olması. Sosyal mesafeye zaten kimse uymuyor. Bunları söylüyorum ki bunları yaparsak hastalanma ihtimalimiz daha düşer. Yine hijyen her koşulda ellerimizi, yüzümüze, gözümüze çok değdirdiğimiz için sık yıkanması da yine enfeksiyonu engelleme bakımından önemli olacak. Geri tedavisine. Buyurun. Direncimizi nasıl sağlayacağız? Ne yapalım? Yani şimdi böyle bir moda var. Direnci sağlamak. Yani Allah aşkınıza biz toplum olarak direnci düşük bir toplum değiliz ki. Yani direnci düşük olanlar risk grubu. Direncin güçlü olmasının ya da güçsüz olmasının hasta olmakla hiçbir alakası olmadığını söyleyeyim. Direnç sadece hastalığı geçirirken hafif ya da ağır geçirilmesini engelleyebilecek bir yardımcı faktördür. Önemli olan bu etkenlere maruz kalmayı engellemektir. Bunun dirençle hiçbir ilgisi yok. Direncimizi düşürmek istemiyor isek bu korunma yollarına öncelikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunların virüsü aldıktan sonra belli bir kuluçka süresi var. Evet. Yaklaşık 2 ila 4 gün içerisinde hafif hafif belirtiler çıkmaya başlar. Ne yazık ki belirtilerle bunları birbirinden kişinin ayırt etmesi pek olası değil. Doğru. Çünkü benzer semptomlar var. Ne var? İşte önce bir kırgınlık hissi, boğaz ağrısı, ateş, sonra şiddetli kas eklem ağrıları. Eğer tabloya bunlar eklendiyse biz diyoruz ki bu hasta ya griptir yani influenzadır ya da COVID-19'dur. Ama bu tabloya pek böyle eklem kas ağrıları can yakacak kadar olmayıp eklenirken eğer hapşırma, burun akıntısı daha bir öne çıktıysa diğer baş ağrısı hepsinde var. Biraz diğer virüslere doğru kayıyoruz klinik olarak. Ama biz klinisyenler olarak dahi bu söylediğim şeylerle birbirinden ayırt etmemiz zor. Tanıyı kesinleştirmek için de
laboratuvar testlerine başvuruyoruz ve hızlı testlerle kişi COVID-19 mu geçiriyor, grip mi geçiriyor ya da diğer virüslere mi maruz kalmış, bunları ayırt etmek mümkün. Peki neden böyle bir ayrım yapıyoruz? Her birine klinik yaklaşım farklıdır. Korunma yolları aynı, işte şeylere aynı, belirtilere karışabilir ama bizim yaklaşımlarımız farklı. Örneğin gripte ilk 48 saat içinde tanı o kadar önemli ki. Çünkü ilacı var, hastayı tedavi etmek mümkün. Bu tedavi etmekten kastım da hem hastanın semptomlarının, belirtilerinin ilerlemesini durdurmak, hem de toplumda enfeksiyon yayılım hızını azaltmak. Çünkü virüsü öldürüyorsunuz direkt olarak. Evet. Şimdi bu şekilde bir korunma yolu var, tedavi yolu var. COVID-19'a gelince dünyada pek çok ilaç olmasına rağmen ülkemizde şu anda etkin bir ilaç yok. Evet. Klinikte eskisi kadar ağır geçmiyor, ölümcül seyretmiyor. Özellikle normal sağlıklı insanlarda. O yüzden biraz önce sizin bahsettiğiniz... COVID'e de bağışıklık kazandık mı hocam? geçirenler, evet, bunu görüyoruz gerçekten. Evet. Çünkü yeni varyantlar var. Mesela JN1 var, en son moda olan varyant. Ağustos'tan beri yavaş yavaş arttı ve içinde bulunduğumuz günlerde o kadar arttı ki artık Dünya Sağlık Örgütü bunu gözleme altına aldığı, yaşamı tehdit etmiyor, yalnız onu belirteyim. Bu çok önemli. Virüs olarak aldı çünkü çok hızlı yayılıyor. Evet. Şimdi hocam, dolayısıyla bu, efendim. Son cümlenizi alayım, buyurun lütfen. Evet, dolayısıyla bu virüsleri bilelim ama korunma yollarının ortak olduğunu ve semptomlar çıkar çıkmaz da bir hekime başvurmalarını, kendilerine göre ilaç kullanmamalarını, özellikle antibiyotikleri hiç kullanmamalarını öneriyoruz. Ve herkese sağlıklı bir gün, sağlıklı bir 2024 diliyorum. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Renklerinizden de yeni yılı bize yaşattınız. Çok biz de size iyi bir yıl diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet. Gündemdeki mevzuya değindik. Evet. Görüyoruz işte. Maske. Dikkat. Aman, hissettiğin anda hemen korumaya alman lazım. Tabii. Kendini. Peki. Şimdi.